Yoğun bir gündemle yine huzurunuzdayız. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Asrın 1000 yılı felaketini yaşadık. Bugün Urfa'daki deprem sürecini ve dünkü olayı bir uyarı olarak ele alıp belediyelerimizi, vatandaşlarımızı bundan sonraki yapılacak süreçleri konuşacağız sizlerle. Öncelikle Mehmet Bey, hayırlı olsun. Cemiyet Başkanı seçildiniz. GAP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçildiniz. Evet. Kemal Kapaklı vefat etti. GAP Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı. Yıllarca Urfa basınında duayen bir isimdi, önemli bir isimdi. Ayrıca Basın Yayın Kurumu Yönetim Kurulu'nda Urfa'yı ve bölgemizde temsil etti. Şu anda da Tahir Gülebak Basın Yayın Kurumu Yönetim Kurulu'na seçildi. Ona da hayırlı olsun diyoruz. Bildiğiniz gibi GAP Gazeteciler Cemiyeti hepimizin içerisinde olduğu bir birlikti. Urfa'nın eski 1997'de kurmuştuk. Siz vardınız, Celal Bey vardı, ben vardım. Ben üye olamadım. Davet edilmiştim. Geldim. Yani daha sonra toplantılara falan geldiğinizi biliyorum. Bir iki defa katıldım. Evet, davet ettim. Sağ olsunlar. Davet ettim. Yani bölgemiz açısından da Urfa'da da hakikaten Kemal Bey'in döneminde de ciddi işler yaptı. Dediğiniz gibi Kemal Bey Cemiyet Başkanı olarak birkaç dönem bizi Basın İlan Kurumu'nda da temsil etmişti. Hem Urfa'yı hem de bölgeyi, hem bölgeyi tabii. GAP Gazeteciler Cemiyeti'nin birazdaki bu bizim diğer cemiyetten farklı bir yönü, kapsamı biraz daha geniş. Yani diğer illerde de üye katabiliyoruz. Diğer üye Urfa illerde tabii. Hani GAP adı olduğu için evet. Diğer illerdeki arkadaşları da üye yapabiliyoruz. Zaten bununla ilgili de yeni bir çalışmamız da var. Yakında başlatıyoruz. Yani Kemal Bey'e mekanı cennet olsun. Gerçekten hem Urfa basınına hem Cemiyet Başkanı hem de kişilik olarak da Urfa'da dönen bir gazeteciydi. O da hem evet ciddi katkıları da oldu. Gerek yazılarıyla gerek sözleriyle ve hem son dönemde de biliyorsunuz üniversitede de hocalık yapmaya başladı ve birçok öğrenciyi de yetiştirdi. Akademisyen olarak aynı zamanda da bölüm başkanlığını yaptı. Urfa basını için büyük bir kayıptı. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyoruz. Aynı şekilde Tahir Gülebak arkadaşımıza da Urfa Fanatik gazetesinin sahibi. Biz de tabii kendisine destek verdik. Basın İlan Kurumu'nun yönetimine girmesi için, hatta seçilmesi için de. Urfa adına girdi, bölgemiz adına kendisi orada. Onda da umutluyuz. İnşallah beklentilere cevap verir. Gazetelerin ihtiyaçlarına, bizim gazeteci arkadaşlarımızın sorunlarına. İnşallah bir nebze de olur. Sorunlara çözüm getirme konusunda yardımcı olur diye düşünüyorum. Bakacağız artık. Hayırlı olsun diyoruz. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Onlara da. Celal Bey, 100 yılın ya da 1000 yılın felaketini yaşadık, deprem sürecini. Deprem sürecindeki o acıyı, sıkıntıyı hepimiz çektik, insan olarak çektik. Evet. Bir de o deprem sürecinde enkaz kurtarma çalışması kadar, o depremin sıkıntı acılara kadar başka bir sorun da ortada. Dezenformasyon diyoruz. Bu dezenformasyondan kaynaklanan epey sıkıntılar var, problemleri var. Öyle şeyler oldu ki mesela Hatay'da bir baraj patladı denildi, öyle bir yaygara. İnsanlar yani enkaz kurtarma çalışmalarını bırakıp oradan kaçmak zorunda kaldı. Asparagas haberler. Asparagas haberler, yalan haberler, provokasyonlar, asılsız haberler. Yani bunlar kurtarma çalışmalarında yani engelledi, sıkıntı oldu, problem oldu. Bir sürü tartışma. Bir yanda can derdindeyiz, acılarımız var. Açık olan insanımız var, enkaz altında kalan insanlarımız var. Bir tarafta bu tür tartışmalar, yani buna da uğraşıyoruz. Dezenformasyon nedir? Kim niye yapar? Nasıl yapar? Bir de buna önlem anlamında, yani bunlara meydanı bırakmamak anlamında. Enformasyon, o kriz döneminde, deprem döneminde kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirmesi anlamında. İdarecilerin de bu konuda yapması gereken şeyler nelerdir? Kısaca bir değinirseniz sohbetimize buradan başlayalım. Öncelikle size de hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz geldiniz. Yayın hayatına başladınız televizyon anlamında. Beraber başladık inşallah. Diliyoruz. Teşekkürler. Mehmet Bey'e de Cemiyet Başkanlığı dolayısıyla tebrik ediyorum. Allah utandırmasın inşallah. Amin cümlemiz. Şimdi normalde baktığımız zaman öncelikle Şanlıurfa'da ciddi bir süreç yaşadı. Türkiye 11 il ciddi bir sıkıntılar yaşandı. 1000 ilin, 150 ilin uzmanlar 500 il diyor. 500 yılda bir felaketini yaşadık. Urfa'dan Adana'ya kadar, Malatya'dan Hatay'a kadar. Yani çok geniş bir yolda 2-3 bine yakın artçı deprem. Artçı deprem dediklerimiz 2-3-5-6 orta büyüklükte depremler. Olan depremler. Öncelikle bu 100 yılın felaketinde rahmetli olan herkese Allah rahmet diliyor. Kalanlara da sabır ve şifa diliyorum. Evet, beraber. Gerçekten zor bir süreçti. O süreç hepimiz yaşadık. Yani 2 dakikaya yakın sarsıntı devam etti. Bizim ev 15. kat olduğu için 6-7 dakika sarsıntı yaşadı. Ondan sonra sarsıntı durduktan sonra baktık ki hiç kimse binada kalmamış. En son çıkan biz oldu. Şimdi bu deprem anlamında baktığımız zaman yüksekte sarsıntının daha fazla sallanma. Bir de Urfa deprem bölgesi olmadığı için insanlar alışmamış. Böyle bir şey görmedim. Her çocuk çok ciddi anlamda travma anlamında sarsıntılar yaşadı. Yani çok zor bir süreçti. 11 il içerisinde baktığımız zaman da belki bu işi en kolay, en ucuz, en koordineli bir şekilde atlatan illerimizin başında da Şanlıurfa gidiyordu. O gün biliyorsunuz pazar günüydü. 4.17'de meydana geldi. Pazartesi kar yağışından dolayı okullarda tatildi. Urfa'da da Şanlıurfa Valiliği Başkanlığı bir koordinasyon merkezi kurulmuştu. Hem o koordinasyon merkezi AFAD'a ve şeye göre değildi. Yollar kapanır, kardan dolayı, hava şartlarından dolayı oluşmuştu. Deprem olunca da hazırlıklı bir şekilde anında müdahale edilirdi. Enkaz başına erken gidildi, erken müdahale edildi. Tabii ki bu müdahaleler olunca da Türkiye'nin her yerinde, dediğimiz 11 ilde yaşanan deprem felaketinden dolayı doğru, yanlış bir sürü astarı olup olmayan bilgiler, haberler de yayıldı. Şimdi normalde asıl baktığım zaman Urfa'da da Şanlıurfa Valiliği ilk saatlerde çok güzel açıklamalar yapıyordu. Anında müdahale ediyordu ve ona göre bilgilendiriliyordu. Daha sonra AFAD öbürüne devreye girince AFAD'a bağlandı. AFAD'a bağlanınca da bilgi akışı da kesilince şu anda mesleğimiz anlamında da ciddi tehlike arz eden 2000-3000 takipçisi olan sosyal medyada yazıp çizenler, atan tutanlar, iftira atanlar, bel altına girenler, buna benzer olaylar yaşandı. Yani örnek verip bilgi akışı düzgün olduğu yerlerde bu tür olaylar en azından olacağını düşünüyorum. Çünkü en basit bir olay birinin baraj patladı, Hatay'da barajın patlaması ve sosyal medyada hızla yayılınca enkazı görüntüler hepimiz gördük yani. Şehir terk edildi. Enkaz altında çalışmalar yaparken insanlar kendi canının derdine düştü. Ve nasıl bir, yani küçücük bir haber, bizim için küçük bir haber ama şehir anlamında, ülke anlamında, o süreç anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşanmasına sebep oldu. Belki o dedikodu olmamış olsaydı orada bir sürü insan enkazın altında erken çıkarılmış olurdu. O insanlar ölmemiş olurdu ve can kaybı aza inmiş olurdu. Yani bu anlamda da insanların bu tür işte insanlara itibar etmemesi lazım. Bazen bizler de o hataya düşebiliyoruz çünkü Urfa'da da ona benzer olaylar oldu. Şurada bir bina çöktü, öbürü bir bina çöktü. Şartlar bir sürü dedikodu yayılıyor ortalığı. Bir de bizler de yani bu nasıl şartlarda gazetecilik yaptığımızı insanlara anlatma anlamında bizler kendimiz gerçekten zor şartlar geçirdik. Yani çünkü kendimiz bizzat olayı yaşayan, ailemiz olan, çocuklarımız olan insanlarız. Yani bekar insanlar değiliz ki. Bu süreçlerde de yaşanan olay deprem sarsıntısına haber aklına gelmiyor. Hemen anında kendini dışarı atmak zorunda kalıyorsun. Ondan sonra Urfa'da bu depremden dolayı unutulmuş olan bazı gelenekler, görenekler, aile, akraba, ilişkiler, diyaloglar da perçinleşti. Ya ben kendim abim aradı. Abim gire gittik bir yazlık bağ evinde. En az orada 30-40 kişi orada ilk gün kaldık yani. Daha sonra kendi bağ evimiz vardı. Orada da 55 metrelik bir yere. Gittik orada kaldık. Orada da 4-5 aile geldi. Yani biz iç şeydik. En azından 20 kişi, 30 kişiden fazla orada insan vardı. Çünkü ekmek almaya gittiğimiz zaman o gün de fırınlarda da bile sorun vardı. 5 ekmekten fazla vermiyor bize. Çünkü en az 30 ekmek lazım. İlk birinci gün o sıkıntı yaşadı. Kısmen yaşandı. Evet. Düşünün bir tramvay altta ciddi bir sıkıntı yaşamışsınız. Zor süreç yaşamışsınız. Evinizde misafiriniz var. Misafirinizi ağırlamak zorundasınız. Gazetecilik sorumluluğu var. Haber yapmak zorundasınız. Haber ofislerinize giremiyorsunuz. Cep telefonlarıyla işi yapmak zorunda. Halen bir sürü arkadaşımız ofislerini kullanamıyor ve gitmiyor. Evet. Cep telefonuna ve kendi evlerinde ve dışarıda habercilik yapmaya çalışıyor. Gelen her haberin doğru olup olmadığını da yapma anlamında, teyit etme anlamında o imkanı bulamıyoruz. İmkan da yok. Çünkü valiyi aradığın zaman vali gerçekten zor bir süreç, çok sıkıntılı, küçük şeylerden rahatsız edilmek, yani aranıp da o zaman çok kıymetli çünkü anlık mücadele ediyorsun. Öyle ama bak yani bedelini mesela bu defa başka türlü görüyor. Başka türlü ödüyor. Yani o burada söz hakkını sana veriyor. Yaparken evet. Burada kurumlar anlamında sistem ve koordine eksikliği yaşandığı zaman bütün olaylar yaşandı. Ya Allah aşkına Urfa'da müsaade edersen yaşandı ya. Mehmet Bey. Evet. Sözü size vereceğim. Ama tamam. Öncelikle yine başınız sağ olsun diyorum. Geçmiş olsun diyorum. Yok sağ olun. Bütün uzun yıllar görev yaptınız. Bir yer CHP deniniz. Evet. O binada görev yaptınız. Tabii canım. Yıkıldı. Orada çok anımız geçmiş var. Olsun. Evet. Seviniyoruz. Allah'a şükür can kaybı yok. Ağır hasarlı bir bina. Evet. Şimdi orası çöktü. O çökme anında mesela arkadaşlarımız haber yapıyorlardı. O heyecan vardı. Sağ olsun Abdurrahman, Musa videolar falan gelmeye başladı. Şimdi haber yaparken yani öyle baktım şey var. Can kaybı iddiaları var yani öyle. Evet. Var da. Evet. Şimdi can kaybı iddiası var da yani öyle. Ama ben bir gazeteci olarak yani öyle. Ya işte can kaybı da var iddiası ya da söylentisi. Bu şekilde gazeteci haber yapmaz. Biz yapamadık. Ama şöyle dediğiniz doğru, katılıyorum. Şöyle, yok, bir dakika müsaade. Bir parantez açayım, evet. Siz yine devam edin. Şimdi İlin Varisi'nin açıklaması var. Kendisi diyor ki 1 veya 2 kişi enkazın altında olabilir deniliyor. Duyumlar var diyor. Şimdi bu gazeteci için, oradaki insanlar için haber değerini taşır. Bak bunu ben söylemiyorum. Şimdi bir dakika. Şimdi Mehmet'im. Eyvallah. Yani, vali beni açıklaması, belediye başkanı açıklaması. Müsaade edin. Buradaki yanlışı da ben size anlatmaya çalışayım. Anladım. Şimdi Atatürk Caddesi boyunca bütün binalar hasarlı. Ben soruyu tamamen sözü size vereceğim. Ama yani aynı konuda bazı şeyler ben de söyleyeceğim. Yani onun için atlatılmasını istemiyorum. Yok, atlamayacağız. Tamam diyeceğiz. Benim bilmediğimi siz öğrenirseniz, sizin bilmediğiniz en azından ben öğrenirim ki bilmediğinizi tamamlayalım. Celal'in söylediklerini tamamlama anlamında ekleme de elbette siz de yapacaksınız, ben de yapacağım. Tekrar Celal Bey'e döneceğiz. O konuda şeyiz. Yani dükkan sizin. Vaktiniz var. Geçmiş olsun diyorum. Aynen. Sevindirici olan can kaybı olmaması, bir vatandaşımız yani öyle canını kaybetmemesi. Yaralı bir vatandaşımız var. Ona da şifa diliyoruz. Şimdi Vali Bey'in açıklamasından sonra yani öyle biz o haberi yapsak problem değil. Benim kastettiğim ondan birkaç saat öncesi haberi biz vereceğiz. Ama bir resmi yetkiliden yani öyle bir bilgi almadan, kaynağına inmeden sadece söylenti ya da söylüyorlar diyorlar diye yani öyle bir gazeteci o haber yani öylesi o şekilde haber yapamaz. Doğru tabii ki. Bahçelievler'de kurumsal, bizim gibi kurumsal yerler hiç yapamaz. Evet. Yani Bahçelievler'de bir patlama oldu. Evet. Haberini yaptık, yani yazdık, konuştuk. Ama bugüne kadar orayla ilgili polis incelemesi, valinin bir açıklaması, belediyenin bir açıklaması ben görmedim. Bir basın toplantısı. Ben şunu bekledim. Mesela en azından o konu hakkında yani öyle. Olaydan sonra soruşturması yapılsın, araştırması yapılsın. Ama bir basın toplantısıyla ya da bir basın açıklamasıyla, bizler aracılığıyla, televizyonlar aracılığıyla, gazeteciler aracılığıyla kamuoyuna net doğru bilgiler verilsin. Aynen. Orada ne oldu o patlama? Doğalgaz patlaması mıydı? Tüp patlaması mıydı? Gaz sıkışması mıydı? Ya da orası, başka bir şey mi? Orası neresi? Evet. Pastane mi? Yok kürtaj yapıyorlar. Yok orada o patlamada 70 kişi ölmüş. Kaçak şu vardı, bu vardı. Suriyelerin işlettiği şimdi, evet. Şimdi yetkililer yanıyla bu konuda gazetecilere ya da kamuoyuna net doğru bilgi vermezse bu defa meydan şeye kalır. İşte CHP'nin il binası çöktü, 15 kişi öldü. Evet. Bahçelievler'de patlama oldu, 70 kişi öldü. Ya orada kürtaj yapıyorlarmış, yok orada şunu yap, bunu yapıyorlarmış. Yani bin bir türlü dedikodunun kaynağına, yani dedikodunun ya bizim mahal yani alan açmış oluyoruz. Evet. Bu anlamda söz da şeyden başlar, depremden başlayarak. Yok ben şöyle. Söz sizin. Tamam. Yok estağfurullah. Yani konuşarak gidelim. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti 500 yılda bir dezenformasyon ve enformasyon. Onu da söyleyeceğim. Şimdi deprem konusu. Onun üzerinde 500 yılda bir yaşanan bir afete karşı karşıya kaldık biz. Evet. Yani Türkiye bunu yaşadı. Zor bir iş, zor bir olay. Dünyadaki ama bir de şu var, yani bizim farklı olmamız lazım. Neden? Mesela dünyada nasıl ki Japonya, Çin deprem bölgesi ise evet. Türkiye'nin her tarafı deprem bölgesi. Evet. Fay hatları nereden nasıl geçildiğini herkes biliyor. Bütün bilim adamları biliyor. Hele özellikle mesela diyelim ki İşte Maraş, Adana, Mersin, Hatay, İç Anadolu'nun bir kısmı, Malatya. Yani Hatay zaten her zaman için sallantı yeri. Yani biraz böyle deprem bölgesi kapsamında olan, kapsam dışında olan bizim Ufaylı, Güneydoğu. Mardin'de. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi. O da kısmen ister istemez bu da tabii şeylerden etkileniyor. Yani komşulardan olan depremlerden etkileniyor. Şimdi depremin ilk ikinci günü kim ne derse desin hiçbir şey yoktu Urfa'da. Bakın insanlar ekmek bulamıyordu. Birkaç tane Karaköprü'de ben kendim çıktım, ekmek aradım, ekmek bulamadım. Yani biraz gerçekçi olalım. Bir. İkincisi bizim yerel yönetimlerimiz, özellikle belediyelerimiz hiçbir şey yapamadı. Bakın hiçbir şey. Siz bir çorbayı getirip bir caminin önüne dağıtmakla belediyecilik veya sosyal hizmet olarak bunu millete yutturamazsınız. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nden tutun bizim ilçe belediyelerine kadar hiçbirisinin daha bir mobil mutfağı yok. Ya sen nasıl belediyesin? Bir. İkincisi hiçbirisinin deposunda bir çadır bile yok. Çadır yok ya, çadır. Ya insan 100 çadır, 200 çadır niçin alır biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmaya. Der ki pikniğe gitmek için ben alıyorum. Çocukları eğlendirmek için alıyorum. Bakın bunlar yoktu. İkincisi şimdi insanlar can havliyle kendilerini attı. Benim evim hemen alt tarafında bina çöktü. Ben binanın üzerine gittim. Gece gittim, sabah gittim. Sabah gittiğimde 112 acilden birkaç kişi var. Binanın üzerinde millet kendi kendine dolaşıyor, kurtarma çalışma. Ya böyle bir kurtarma çalışması olur mu? Tamam AFAD sonradan yetişti. İyi de sadece bir AFAD'la bu kıyameti ya da bu şeyi taşıyacak bir şey yok. Kaldıramazsınız. Nasıl bakın daha önce Türkiye'de kaç tane kurtarma ekibi vardı? Yani sırf bu işi yapanlar işte Akut gibi, şimdi işte Ahbap gibi, bunu da geçin birçok sivil toplum örgütü bu işle ilgileniyordu, bilgilendirme yapıyordu. İnsanlar ilgileniyor. Şimdi ne oldu? Geldiğimiz noktaya bakın. Bütün her şey AFAD'a bağlanmış. AFAD'ın talimatı olmadan bir belediye bile hareket edemiyor. Bu yanlış. Biz bunu savunamayız. Yani kişi olarak da savunamayız. Gazeteci olarak da savunamayız. Birey olarak da savunamayız. Neden savunamayız? Ya bu olağanüstü bir hal. Bırakın AFAD yine yönlendirme AFAD yapsın. Valilik işte başkanlığında AFAD yapsın. Ama bütün belediyeler, sivil toplum örgütleri koordineli olarak bu işe girilsin. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışsın. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'na bakın. Evet. Gitti, bir dakika ama. Sayın Cumhurbaşkanı gitti Adıyaman'da dedi ki sizden dedi helallik istemeye geldim. İlk iki günde biz yetişemedik. Yapamadık. Ya bu ülkenin devasa bir ordusu var. Bakın hiçbir şey yapamıyorsanız var ya, askere, tugaylara talimatı verirsiniz. İnsanların elinde ne kadar çadır varsa insanları barındırmak için o çadırları aç. O insanlar aç kalmasın. O insanlara işte yaşa durumlarını der ki ayarlayın, yapın, edin. Biz bunlar için bakın koordine olamadık. Ben kendim şahsım, bir okul müdürü beni aradı. Ya dedi ki benim dedi şu anda pansiyonda, evet hocam, ismini vermek istemiyorum, 100 dedi şey kalıyor, depremzede aile kalıyor, ben ekmek bulamıyorum. Ben tuttum belediye başkanını aradım, ilgili belediye başkanını aradım, yani o bölgenin, dedim ki ya sayın başkan işte böyle böyle bir durum var, ne yapalım, nasıl edelim? Başkan döndü bana, ya sizin ekmeğiniz yoksa gelin 10 tane alın. Allah Allah. Ben peki diyelim ki ben bir vatandaşım. Ya o vatandaş zaten eğer senin o ekmek dağıtını yere kadar gelebiliyorsa o zaten gider ekmeği de bulabilir. Bana yer tarif etti. İşte falanca yere gidin, falanca isim size 10 tane ekmek versin. Ya dedim başkan benim ekmeğe ihtiyacım yok. Allah'a çok şükür yok. Hakikaten de yok. Yani olmadı da, hiç olmadı da. Yani iyi ki de olmamış. Yani biz daha dünya kadar insana yardımcı olduk, yardım götürdük. Ne bileyim elimizden ne geldiyse onlara yapmaya çalıştık. Şimdi adamdaki bilinç bu. Adam ekmek dağıtmakla kendini şeye satıyor. Yani görevli gibi ya da ekmek vermek. Kardeşim senin sadece görevine ekmek dağıtmak değil ki. Büyükşehir'e bakın. Bizim halk ekmek var, halk ekmek yok. İzmir'den belediyesi bize ekmek getiriyor. Bizim halk ekmek ilk 2 gün yok. Kardeş sen hangi gün olacaksın? Zaten 10 tane büfen var. Şehrin muhtelif yerine 10 tane büfe kurmuşsun. Bakın ne oldu? Sizin dediğiniz o asparagas, işte o kötü niyetli mesela siteler, gazeteler şey dışına biz çıkarak biz dedik ki ya bu yine olağanüstü bir haldır. Asla ne devletin ne de işte belediyelerin aleyhine haber yapmayalım. Bir toparlanma dönemi yaşansın. Bu işi bir aşalım. Ondan sonra kimin eteğinde ne varsa bunu dökmeye başlarız. Ha şimdi kimin eteğinde ne varsa bunları dökmeye başlasınlar. Biz de başlayalım. Yani bu belediyeler kendi hatalarını bir görsünler. Bir ne, ben size şeyi söyleyeyim. Açın bakın İstanbul Belediyesi Hatay'a kaç seyyar mutfak göndermiş, Adıyaman'a kaç tane göndermiş, Urfa'ya göndermiş. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bana çadır gönderebiliyor. Benim belediyenin çadırı yok ya. Benim belediyenin bir çadırı yok. Şimdi ben bunu söylemeyeyim mi? Ben bunu söylediğim zaman bu asparagas haber mi oluyor? Bu beyefendilerin aleyhine konuştuğum zaman, beyefendiler, sevgili belediye başkanları, özellikle merkez ilçe, büyükşehir ve diğer 3 ilçe, ya kardeş bu işin afetini, bu işin seylini, bu işin seyranını, bu işin olağanüstü halini sen niye düşünmüyorsun ya? Senin böyle bir ekibin olmayabilir. Niye böyle bir düşünce, niye böyle bir stok alanın yok, niye olmasın? Asparagas biraz önce Celal Bey de söyledi. Oluyor, olmaya her zaman bu var. Yani bu her zaman. Mesela ben şeyde hatırlıyorum. 99 Düzce depreminde o zaman dediler ki ya işte Kocaeli yerden bir olmuş, İstanbul yerden bir olmuş, bilmem nereden yerden bir olmuş. Ha o dönemle fark olan nedir? Şimdi şu var. Mesela o dönemdeki hükümet böyle şimdiki hükümet gibi olağanüstü hal çıkartmadı. Ondan sonra ne bileyim böyle mesela 2'de 1 işte yayın yasağı getirmediler. Şey etmediler. Biraz daha böyle şey ama olağanüstü halde de olan bir şey mesela bazı sitelerde falan çıktı. Sizin dediğiniz işte o şey haberleri, yok barajın gövdesi patladı, yok işte Suriye'de silahlanmışlar, Suriyeliler basıyorlar. Evet basıyorlar. Yani şey tabii ama dedi ki depremin 2. günü enkazdan çıkan kızlar işte 18-25'ler kızlar ya yaşlanmadan imam nikahıyla var. Yanlış şeyler var. Savunulmayacak şeyler çok elbette. Yani bunlar hepsi yanlış. Bir de bu aşamada bunlarla ilgilenilmez. Hani ne olur? Tamam yani bazı yerlerde tırlar mırların önünü kestiler, bilmem ne yaptılar ama onlar da güvenlik güçleri anında müdahale ettiler. Yani şunu söylemek istiyorum. Yerel yönetimiyle ve genel yönetimiyle bu deprem sürecinde biz ciddi bir sınav veremedik. veremedik. Yani bu tamam mı? Bakın o soğukta siz gidin, ben yani gittiğim için, gördüğüm için söylüyorum, bilmiyorum. Siz gittiniz mi bilmiyorum ama Adıyaman'da, Gölbaşı'nda, işte Besni'de, hatta Malatya'ya bazı köylerine falan da gittim ama şimdi insanların dediği şu, yani çoğu insanımız da diyor soğuktan dondu, donarak öldü. Bu çok acı. Yani düşünün ya, bir felaket yaşıyorsunuz, üzerinize eviniz yıkılıyor, evinizin altında kalıyorsunuz. O yetmiyormuş gibi bir de o soğukta donarak hakikaten ölümü beklemek ya da ölüme gitmek çok acı verici bir şey. Ben bu konuda hani deprem elbette ki bütün ülkelerin gerçeği olur. Her yerde de olur. Bazı ama şeylere bakın, yani bizim mesela Urfa'daki böyle bir anlayışa Veysel Başkan, ben çok karşıyım. Hemen yanı başınıza biraz ilerideki çöken binaya gidin, bakın bina niçin çökülmüş biliyor musunuz? Kolonlarını kesmişler. Mehmet, belediye. Yani belediye, evet. Bu konuda şimdi ben sana malzeme de vereceğim. Ben biraz dolu olduğum için kusura bakmayın. Eyvallah, yok, anlayışa karşı diyorum yani, öyle yani katıldığım noktalar da var, katılmadığım noktalar da var. Elbette ki olur. Yani. Mesela AFAD diyoruz yani, mesela AFAD eskiden şunları yapıyordu, Ahbap vardı eskiden, şu vardı, bu vardı. O eski diyelim ki yardım kuruluşları ya da arama kurtarma ekiplerinin yerine işte AFAD geldi, şuna yer vermiyor diyoruz. AFAD bir kurtarma olayını yapmıyor, mesela bir besleme olayını yapmıyor. AFAD bir koordinasyon. Yani sivil olsun, kurtarmayı da yapıyor. Her şey, hepsini yapıyor. Yani, bir bütün olarak. Eyvallah. AFAD'ın 9.000 çalışanı var. Şimdi, ve bu 9.000'i ben kurumsal olarak AFAD'ın ne yaptığını size söyleyeyim. Buyurun. Bu 9.000 içerisinde diyelim ki AFAD'da Urfa Büyükşehir Belediyesi'nde de çalışan var. Valilikte de çalışan var. Eylülce Belediyesi'nde de çalışan var. Gönüllü olan da var. Gönüller sonradan katıyorlar. Bir fil yani bu işin içerisinde 9.000'in üzerinde insan var yani. Evet. Yani merkezi sıkıntı şu, merkezi hükümetten illahi direktif alarak girmeleri sıkıntı yaratıyor. Yani benim bildiğim, anladığım yani şu var, işte diyelim ki Urfa'dan Adana'ya kadar, Hatay'dan Malatya'ya kadar bu geniş coğrafyadaki bu yani bir yıkım olunca yani öyle, Ankara'daki mesela ilk şey şuydu yani öyle. Yani depremin çok geniş bir sahada, çok büyük, 4. derece mesela bir şey yapıldı, yardım çağrısında bulunuldu. Dünyanın bütün ülkelerinden en son açıklanan rakam işte 90 ülkeden ya da 100 ülkeden yani öyle direkt arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Şimdi dünyadan mesela dünyanın 100 ülkesinden Türkiye'ye gelen bu arama kurtarma ekipleri yani kim nereye gidecek? Kim nereye arayacak, kurtaracak? Oradaki enkazdaki mesela arama kurtarma çalışmalarına, enkaz kaldırma çalışmalarına ya da ondan sonraki kurtarma çalışmalarından sonraki yani öyle İşte yemekti, sarı hastanesiydi, tedaviydi. Bazıları orada yerlere gidiyor. Kim nereye yapacak yani? Bunu afet koordinasyon baktısa afet koordine edecek, etmesi gereken asıl iş koordine işidir. Yani AFAD'ın bir planı var. Gücü fazla yok ki. AFAD'ın bir planı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani öyle. Ben geleyim işte şey yapayım, Urfa'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Hatay'da kafama göre çadır dağıtayım. Yok. Yaptılar ama. AFAD planı yaptılar da. Yanlış yapmış. Hayır ama bak şöyle. Az bana müsaade et. Tamam. Yok kendi şey yapayım. Yani AFAD'ın planına göre diyor ki yani öyle kardeşim yani burada bir deprem olduğu zaman diyor yani Marmara'da bir deprem olduğu zaman, Ege'de bir deprem olduğu zaman, Güneydoğu'da bir deprem olduğu zaman diyor Urfa'yı diyor Sivas Belediyesi destekleyecek. Antep'e işte Mardin Belediyesi destekleyecek. Yani bir planı var, bir programı var. Veysel Bey, o plan program içerisinde. Bir parantez. Anlaşmadığımız nokta şu. Buyurun. Bakın, deprem lokal değil. Ben biraz önce söyledim. Evet. Lokal bir deprem olsa dediğiniz katılıyor. Şimdi bu deprem 14 milyonu insanı etkileyen bir deprem olmuş. Evet. Ve yani şu anda hala telaffuz ediliyor. 100.000'in üzerinde belki şu anda insan İşte ölümü falan söz konusu deniliyor. Yani resmi olarak 46.000. Enkazın altında insanlar. Siz böyle bir afeti, siz böyle bir dünyada çok ender görülen olağanüstü bir durumu siz 7-8.000 insanla yapamazsınız. Bunu bir kere bakın, bunu bir kere silin ya, yok bu yok. Bu bir gün, 2 gün, 3 gün, 1 hafta bu yok. Ne zaman bu ortaya girer? toparlanma dönemine girersiniz. Bütün belediyeler, vali itfaiyesidir, ya bilmem şuyudur, bu kurumsal olarak herkes bu işe el birliğiyle müdahale edecek. Ondan sonra dediğiniz gibi devlet kendi yarasını, kendi alanını gördükçe müdahaleyi geliştirecek. Gördükçe, şimdi birinci, ikinci gün ben Adıyaman'daydım. Köylere gidilmedi. Hiçbir köye gidilmedi ya. Bakın hala da enkazlara gidilmeyen yerler var. Ben buradan bahsetmek istiyorum. Elbette ki tabii ki koordinasyon da olacak. Birileri koordine de edecek. Şimdi siz gelin Urfa'da deyin ki vali koordine etmesin. Kim edecek? Vali de edemiyor. Vali de bekliyor. AFAD'dan birisi hadi müdahale edin diyecek. Ya bu jandarma, birinci gün sen niye jandarmayı alana sürmüyorsun? Yani bu komutanların hatası mı? Hükümetin hatası mı onu bilmem. Bakın ama jandarma ilk gün çıkacaktı. Alana çıkacaktı. Sizin dediğinize tamam. Asker koordinasyon. Tabii. Sadece jandarma da asker. Yani jandarma diyelim ki birinci derecede jandarmadır. Hani bütün askerlerin alanı değil. Yani çünkü müdahale etmek. Şimdi arkadaşlar evet. Ben montaj yaparken eleştiriyorlar. Veysel bir şey. Sen konuşurken yapıyorsun, müdahale ediyorsun, misafirlere söz hakkı tanımıyorsun. Yok, edebilirsiniz tabii ki. Ama değil. Yani bir saat, yani saat kaçtı? İkinci depremde öyle. Evet. Departmanın buradan 500 metrede de değil. Ben oradaydım, Abdurrahman oradaydı, Seyfullah oradaydı. Gittik hatta evin hemen yanındayız. Tatlı sesin yan tarafı, evet. Ön tarafında değil mi? Evet. Tam ben de oradaydım. Gece 4.30'da da oradaydım, sabah da oradaydım. Evet. Biz bir yerden kaçtık. Evet. Saat 3-4 gibi kaçtık yani ikinci depremde yanıyordu. Kapının önündeyken yanıyordu. Bir de batmış geliyor. Dumanlar geliyor. Evet. Trafo orada tutuşmuş yanıyor. Aynen. Yani ben dumanlar ve kokusuna gittim. Mahşer günüydü. Mahşer bütün trafik kilitlenmiş. İnsanlar kaçmaya çalışıyor. Gittik. Ben 1 saat, 1,5 saat enkazın içerisine dalmışım. Kendimi kaybettim ben öyle. Öyle tabii. Çünkü orada var. Kendinde insanlar var. Yani kadınlar ağlıyor, insanlar ağlıyor, çocuğum orada, babam orada tabii. Yani orada insan ister istemez yani. Dramatik bir olay. Evet. Yok, şuursuz bir şekilde yani. Zaten herkes enkaza dalmış. Ben de dalmışım enkaza yani öyle. Elimize ne geliyorsa artık yani. Her şey diyorsun. Kimse var mı diyorsun orada. Can kurtarmaya çalışıyorsun. El uzatmaya çalışıyorsun. Evet. Yani en sonunda yani ettik yani öyle. Kendimize geldik. Yani orada enkazın başında yani binlerce insan vardı. Tabii tabii ben gördüm. Ama şunu da gördüm. Bak şunu da gördüm yani. Eğer bunu söylemezsem yani şahitlik anlamda. Orada ben bekçi gördüm. Mahalle bekçilerini. Zabıtayı gördüm. Büyükşehir'in zabıtası vardı. Haliye Belediyesi'nin zabıtası vardı. Polisi gördüm. Evet. Polis vardı. Jandarmayı gördüm. Jak. Sabahleyin geldi. Ondan sonra komandolar. 11'den sonra jandarma orada. Ondan sonra ben askerler gördüm orada. Yani komandolar. Evet. Yani en az 1/100 yani 100 kişi komando var. Kızılay var orada. AFAD var. Şu var. Hatta yani kendi kendime şunu söyledim yani. Ya dedim yani bir tatbikat yaparsın ya. Bu tatbikat ötesi bir şey yani öyle. Demek yani gerekli olanın 10 katı belki 50 katı var. Kalabalık var yani öyle. Bu da fazla demek kendi kendime. Yani bu Urfa için geçerli. Biz Urfa'da yani toplam 19 bina yıkıldı. Bunun da yarısından çoğu çok şükür borçlu yani öyle. Yani biz yıkım yaşadık. Allah rahmet eylesin. 180 tane insanımız öldü. Urfa'da insanımız öldü. Evet. Ama Adıyaman'a Maraş'a, Hatay'a bastığımız zaman biz Urfa'da deprem oldu ben diyemiyoruz yani öyle. Evet, Adıyaman'da devlet var mı yok mu, askeri var mı yok mu? Yani o ne? Yani ben Zeynel Başkan'la konuştuk Adıyaman'la başkanımız. Yani birinci günü konuştuk. Yani o da il dışındaydı ama ona gelen bilgilerden dolayı dedi ki Veysel'in dedi kalmadı. Adıyaman diye bir yer kalmadı. Evet. Akşam saatlerinde yani ben yani vardı. İnsan Yardım Platformu'nun kullanmış olduğu ortak bir platform var. Saat 5-6 gibi ihalenin geldi bize. Yani acil çağrısı geldi. Dedi ki Adıyaman çok kötü. Büyük bir malzeme listesi kurtarma ekipleri için kimde ne varsa. Bizim de payımızda burada vardı. Projektörlerimiz vardı. İstanbul'da aldık. Kullanma fırsatı, yani nasip oran fırsatıymış. 2 tane 2000'lik, 2 tane 1000'lik ondan sonra ışık ayakları falan vardı. Belki olsa bizde olur yani Urfa'da ancak basın sektöründe olur. Biz de onları gönderdik gazilerimizi. Bu birinci günü. Yani İHA gitti oraya. İHA'nın kurtarma ekipleri yani öyle. Buna bir şahit yani. İçindeyiz biliyoruz yani öyle. Ondan sonrası için de Urfa'dan sivil toplum örgütleri çok gitti ya bize gitti yani. Gitmeye çalıştı. Ama şu da var yani çadır konusu diyorsun katılıyorum. Bizim Ali gibi köyü, Ali arkadaşımız, çalışma arkadaşımız Tataröyük'te babasının evi, damı çöktü. Mecburen dışarıda kalmak zorunda kalır. Bir tane, iki tane çadır yani öyle. Evet. Aramadım, kimse kalmadı Urfa'da. Kızılay aradım, evet. İnsan yardım platformunu aradım. İHA'yı aradım, herkesi aradım. Dediler en sonunda, yani AFAD o işe bakıyor. Bizde de çadır yok, AFAD bakıyor. AFAD, yani AFAD'ın elinde yok. AFAD da zaten AFAD, çadır bölgelerine yönlendiriyor. AFAD da stokunu ve sonra gelecek olan yardım teklifini yani öyle. Urfa'nın ihtiyacı yok deyip çevre illeri, Adıyaman'a, Maraş'ta, Hatay'a o tarafa yönlendiriyor. Evet. Peki ne yapacağız dedik. Orada mesela şey söyledi mesela işi bilen arkadaşlar. Ya dedim zaten Urfa'da şey var, bir altyapı var. Yani Suriye'den gelen göçmenler barındırıldı. Yani çadır kentlerimiz var, konteyner kentimiz var. Orada atıl olabilir yani öyle. Atıl olabilir. Evet. Oradan isteseniz falan dediler yani öyle. Biz söylüyoruz ama AFAD'a, işte Vali Bey'e sözümüzü geçiremiyoruz. Siz basındasınız yani öyle. Tweet atsanız, haber yapsanız, böyle söyleseniz gibisinden. Biz hatırlatma babında yani öyle. Yahudi Suruç'ta yani 135.000 kişilik miydi bir ara o Kobani olayları sırasında 135.000 insan barındırabilecek bir altyapı orada kuruldu. Ve Türkiye o süreçte mesela Allah'ın hakkıyla çıktı yani öyle. Çok ciddi. Yani bir altyapımız var orada. Yani Akçakaya'da var, Ceylanpınar'da var, Harran'da var, orada var. Bu altyapıyı yani bu felakette kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız? Ha devletin ya da AFAD'ın planında, programda belki başka şey de vardır. Başka senaryolar da vardır. Bu depremin 2 andan sonraki gelişebilecek şeyler için.